Lösemi, kan kanseri nedir? Lösemi belirtileri ve tedavisi, lösemi kemik iliği ve lenfatik dokularda beyaz kan hücrelerinin anormal şekilde büyüdüğü ve çoğaldığı kan oluşturan dokuların kanseridir. KOMU, akut, miyeloid ve kronik lenfositik lösemi olmak üzere farklı türleri bulunan lösemi vakalarında bazı hastalarda semptom görülmeyebilir. Hızlı büyüyen lösemi türlerinde en yaygın bulgular arasında aşırı kilo kaybı, yorgunluk, sık meydana gelen enfeksiyonlar, kolay oluşan kanamalar ve morarmalar yer alır. Tedavisi, vakaya göre değişkenlik gösteren löseminin en sık uygulanan tedavisi kemoterapi olarak bilinir. Lösemi, kan kanseri nedir? Lösemi, kemik iliği ve lenfatik sistemde dahil olmak üzere vücudun kan oluşturan dokularında meydana gelen kan kanseridir. Lösemi, beyaz kan hücrelerinin anormal büyümesiyle karakterizedir. Lökemiye olarak da bilinen lösemi, kan kanseri, öncelikle kemik iliğini, daha sonrasında da tüm organları ele geçirir. Olgunlaşmış akyuvarların kontrolsüz artışına bağlı şekilde gelişirse, kronik ve yavaş seyirlidir. Olgunlaşmamış akyuvarların kontrolsüz artışına bağlı gelişenler ise, akut yani hızlı seyirli olarak tanımlanır. Hızlı seyirli olan kan kanserleri sıklıkla ani ve hızlı başlangıç gösterip, özellikle 1-2 ay içerisinde klinik bulgu ve belirti verir. Bu nedenle kısa sürede teşhis konulmalı ve en kısa sürede tedaviye başlanmalıdır. Lösemi, kan kanseri, türleri nelerdir? DSM, aniden ortaya çıkan ve hızlı ilerleyen lösemi türü akut lösemi. Yavaş seyreden lösemi türü ise kronik lösemi olarak adlandırılır. Akut lösemiler de akut lenfoblastik lösemi, AL ve akut miyeloblastik lösemi, AML olmak üzere kendi ikiye ayrılır. Diğer yanda kronik lösemilerde kronik lenfositik lösemi, KLL ve kronik miyeloid lösemi, KML olmak üzere kendi alt gruplarına ayrılmaktadır. Lösemi çeşitleri arasında akut lösemiler son derece ani, agresif ve hızlı ilerleyen bir kan kanseri türüdür. Akut lösemi, zamanında tanı konulup tedaviye başlanmazsa, günler veya haftalar içinde hastanın kaybedilmesine neden olabilir. Ya kana, kronik lösemi ise çok yavaş seyirde uzun süre sessizce kalabilir ve yıllar içinde ilerleme gösterebilir. Akut lösemi, lösemi hücrelerinin hızla bölünüp hastalığın hızlı ilerlediği lösemi türü akut lösemi olarak açıklanır. Akut lösemisi olan kişiler, lösemi hücrelerinin oluşmasından sonraki haftalar içinde kendilerini hasta olarak hisseder. Özellikle çocuklarda en yaygın olarak görülen lösemi türü olan akut lösemi tedavi edilmezse ciddi tehdit içerir. Kronik lösemi çoğunlukla bu lösemi hücreleri hem olgunlaşmamış hem de olgun kan hücreleri gibi davranır. Bazı hücreler, olmaları gereken hücreler gibi işlev görecek noktaya kadar gelişir. Ancak normal hücrelerin yaptığı kadar değildir. Hastalık tipik olarak akut lösemiye kıyasla daha yavaş bir şekilde seyreder. Kronik lösemisi olan hastalar yıllarca fark edilebilen belirtiler göstermeyebilir. Kronik lösemi erişkin kişilerde çocuklara göre daha sık görülür. Lösemi, kan kanseri neden olur? Lösemiye, kemik iliğinde ki hücre DNA'larının mutasyona uğraması sonucu normal çalışamaması veya vücutta ki beyaz kan hücrelerinin sayısındaki artışın neden olur. Bunu etkileyen faktörler arasında sigara tüketimi, radyasyon veya kimyasala fazla maruz kalmak, genetik faktör, Down sendromu, beslenme bozuklukları ve daha önce alınan kemoterapi tedavileri yer almaktadır. Lösemiye neden olan durumlar genel hatlarıyla şunları içerir. Aşırı sigara ve alkol tüketimi, çok fazla radyasyon veya belirli kimyasallara maruz kalmak, genetik faktör, Down sendromu beslenme bozuklukları, daha önce alınan kemoterapi veya radyasyon tedavisi, öpücük hastalığı, katkı maddesi içeren gıdalar, hava kirliliği, çürüyen ve bozulan besinler, lösemi, kan kanseri, belirtileri nelerdir? Lösemi belirtisi olarak halsizlik ve yorgunluk, gece terlemeleri, ateş, iştahsızlık ve kilo kaybı ile birlikte lenf düğümlerinde şişme, tekrarlayan burun kanamaları, sık yaşanan enfeksiyonlar ve kolayca morarmalar kan kanseri belirtisinin bulgularıdır. Kemik iliğinde başlayarak aniden ortaya çıkan lösemi belirtileri şunlardır. Kilo kaybı, gece terlemeleri, lenf düğümlerinde şişme, sıklaşan ve ateş yapan enfeksiyonlar,
anemi kaynaklı halsizlik ve yorgunluk, vücutta artan kaşınma hissi, vücutta kolayca morarma ve kanamalar oluşması, sıklaşan burun kanamaları, dalak ve karaciğer gibi organlarda büyüme, kemik ve eklem ağrıları, ilerleyen evrelerde ellerde ve ayaklarda mavimsi mor şeklinde cilt renginin koyulaşması,